SM24'te altyapı kariyerimizin yeni bölümünü çekeceğim ama sesimden dolayı işte videoda olacak aksaklıklardan dolayı kusura bakmayın gerçekten çok hastayım ama burayı da çok boşladığım için bu videoyu yapmak istedim bugün için. Hadi geçelim öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kulübe bir yatırım yapmak istiyorum. Hem gençlik hem de antrenman seviyelerini arttırmak için biraz e, mali girdi yapacağım arkadaşlar. Bu mali girdiği nasıl yapacağız? 9 milyon euroluk bir yatırım yapacağım takıma. Ciddi bir yatırım oldu 2500. E, jeton yatırdık oraya. Hemen gelelim baba paramız düşmeden. Altyapı tesislerini yükseltelim. 10 hafta sürecek. Yani 2,5 ay tamam. Sıfır sıkıntı. Yalnız e, gelişimleri de etkilemek istiyorum. Bu yüzden 1,7 milyona tesisleri de yükselteceğiz. 3 milyonumuz kaldı ama 200'ü bunda da bitirelim hemen. Antrenman seviyemiz antrenman tesis seviyemiz yükseldi. 4'e çıktı. Güzel. 3 milyona bir daha yapabilecek miyiz? Çok iyi olur yaparsak. 2.18 çok iyi. Tamam. Şimdi seviye 5 yolunda. Hemen bitirmeyeceğim. Kendi ilerlesin artık. E, jetondan çok fazla harcamayacağım. Tamam güzel. Şimdi takımı biraz etkilememiz lazım. Süper Lig'e doğru da çıkıyoruz. E, tesislerimize güzel yatırımımızı da yapmış olalım. İlk maça giderken de Milomba'nın sakat olması. Milomba 10 gol 3 asist oynuyor. Fena da oynamıyor. Eren Aydın 15 gol 1 asist oynuyor. Beknaz 1 gol 3 asistle oynuyor. Esteva William 5 gol 5 asist. Güzel. Ama maç sayısını onu merak ettim. Bu da önemli. 23 maç 5 gol 5 asist. Güzel sıkıntı yok iyi. Ray Biger ne durumda? 2 gol bir asist. Berkay Vardar 2 gol bir asist. Ali Turap Bülbül gol asist yok. Ahmet Gülay bir asist. E, stoperimiz Sar 4 asist. Mahmut Sar 4 asist. Ve Ali Yeşil Yurt bir asist yapmış. E, hadi gidelim o zaman gençler. Bir Şanlıurfa Spor maçını oynayalım. Yani bu sene şampiyon olma hedefimiz vardı. Hayalimiz vardı. Ama e, ya beklediğim performansı açıkçası göstermedik onu net bir şekilde söyleyeyim ama buna rağmen e, hala o mücadelenin içindeyiz. Şu maçı bir kazanırsak eğer zaten hani, puan durumuna da bakıp göreceğiz bunu. Milomba ikinci yarı er çıkaracaksın zaten çıkmadan bir gol hediye eder misin bize? <laughs> bir gol hediye eder misin? Edemedi. İyi de oynuyor aslında çıkarmamam lazım da dur Beknas. Yo Beko sen sağa gel. Mama nerede? Dur. Mama sen Beknaz'ın yerine gel. Hamza sen forvet arkasına gel. Hatta Raybi gel. Oraya geçsin. Eren Aydın kendine gelme koçum. 6 şut bizim rakibin tek şutu. Rakibin tek şutu kaleyi bulmuş. İkinci şutu kaleyi buldu. Golü attı rakip. Biz 4 şutta gol atamadık. Yani Cumali bir şey 40 yaşına gelmiş adam Arda e golünü attı 2-0 kendi sağımızda Berkay Vardar'ın golü sadece tabelayı değiştirdi maçın sonucunu değiştirmedi. Yani gençler biliyorum ki ben size ne yapayım? Benim malimi bozuyorsunuz gençler. Fon durumu ne? Ne biçim şöyle bir bakalım. Yani puan farkı çok ya. Şampiyonluk zor da. İlk ikiye girip çıkabiliriz belki. Ya, şu maçı kazansa 40 puan olacağız. Ya Altı puan fark olacak. Kendimiz Manisa'yla da oynayacağız. Bir şekilde yukarı tırmanacağız ama yok ya. Bir şekilde olmuyor. Süleyman Senin şu. transfer listesine koyup takım değiştirmeye müsaade edeceğim. Merak etme. Adana Spor'dan Ozan Sol için teklif var. Adana'nın teklifini kabul edeceğim. Hiç yükseltmelerini istemeyeceğim. Bazen çünkü böyle teklif geliyor. Geri çekiyorlar anında. Yani bir bakıyorum. Oyuncunun kabul etmeyeceği kulüpler şey yapıyor. Ve güzel beklentileri falan karşılıyor gibi görünüyoruz şu an için. Kulüpteki yerimizde sağlama alıyoruz. Eyüp Spor maçımız var. Eyüp de bayağı iyi. önümüze de, de mi Eyüp? Oha Eyüp 46 puanla lider. Yani Eyüp'ü de deplasmanda yenebilirsek eğer o farkını düşüreceğiz yoksa. <Sessizlik> Sıkıntı Caner Klora, e, ee, Bruno, Recep Nias, Ampel takımlarda hem bize göre daha tecrübeli hem de daha kağıt üstünde iyi açısından. Bakalım taktik savaşıyla kazanabileceğiz bu maçı. İlk pozisyon Eyüp'ten. ilk şut onlardan. Ama ilk gol bizden geliyor. Yüklenmeye başladık. Milan bu. İlk saatlik dilimde de önde tamamlıyoruz. Eren Aydın 2-0. Bruno farkı bire düşürdü. İlk sonunda. Estevao William biraz oyna sağlam. Neyse sen orada oyna. Mamma buraya gelsin. Böyle başlayalım ikinci araya. Şimdi arada gol başladı 46. Yani 3 dakikada geri maçı çevirdi adamlar. Şimdi 20 dakikada arayla attığımız iki gole 3 dakikada karşılık verdiler. Son dakikalar bir galibiyet golü be. Vallahi tadından yenmez be, yenmez be. Yok abi biz bu girişle playoff off işini de bozarız gibime geliyor taktikle oynayacağım ama öncesinde bir transfer teklifi var. Hep zayıf oyunculara geliyor zaten. Bunları verelim sıkıntı yok. Zaten çok böyle şans bulacak oyuncular değiller de. Taktikle alakalı biraz yaptırım yapacağım. Kanatlar biraz içeri doğru çekelim. Daraltıp, hücum, tempolu Macera Perest oynayalım. Biraz daha önde oyuncular bir şeyler yapmaya denesin. Karışık hızlı evet tamam. Tam sağ yüksek. Libero kaleci evet zaman geçirme düşük. Tamam. Bir iki tık taktikle oynadım. İnşallah bunun da faydasını görürüz. Sağ içindeki değişimleri belli olur. Manisa maçı Manisa'da yukarıdaki takımlardan bir gidelim. Yine kağıt üstünde oldukça bizden daha güçlü bir takım. Manisa FK ki Manisa zaten son maçını kazanmış. Biz ve berabere kaldığımız için lider bile olmuş olabilir. Ya da Averaj'la bir, bir puan falan fark etmişti liderle. Onların önünü açtık ama inşallah bu maçta da önlerini keseriz diye umuyorum. Hadi çocuklar. Pozisyon kısır. Yani çok kısır geçen bir maçtı ama bir anda biz biraz pozisyona girmeye başladık. 6 şut çektik ilk yarıda ama gol yok. ama bu sefer Villanın yerine gel ya. Estağfurullah Villanı arada oyundan çıkaralım ki dinlensin. Beknaz Almaz, Beko ve Milan golleri. Milan yine atıyor. Kibritin golü, Muhammed Kibritin golü yetmeyecek onlara ve 4-1. Kapanışı yapan kimdi acaba? Merak ettim inşallah. Eren Aydın'dır. Eren Aydın 90 artı 1. Antrenmanlarda da şöyle değişimler var. Estevao Vilyan 47'ye çıktı. Ray Viger 55'e çıkmak üzere. Az kaldı. Safin yine reyting atladı. Safin de güzel gelişiyor. Beknaz'ın daha var. Şöyle bakalım. Hamza da yeni gelişmişti. Mamma 45'e çıkıyor 44'ten. Güzel güzel bu gelişimler oldukça daha iyi olacak. inşallah ee, Daha güzel daha iyi gelişimlerde e, göreceğimizi inanıyorum. Şöyle ligde bir bakalım. Beşinci sıradayız ama bir maçta fazlamız var. Gerçi liderler, liderden fazlamız yok da 9 puan fark var abi ya. Manisa'yı yendik. Manisa'yla puan farkımız niye bu kadar çok? 8 puan fark var. Şampiyonluğumuz imkansız ama neyse artık yapacak çok. şey yok. çıkmayı zorlayacağız inşallah. Gençler Birliği üçlü savunma oynuyor. Bu yüzden bize yarayabilir savunma kısmında. Biz de kanat oyunu oynadığımız için etkili olabiliriz diye düşünüyorum. Rakibin henüz şut yok. Biz iki şut. ikisi kareyi buldu ama golümüz yok. İlk yarım saatlik dilimde böyle geçiliyor. Ortada bir maç. E, skora Şöyle bir değişim gelse güzel olur ama Mama Mama yine Vilyan'ın yerine geliyor ya bu ara bir durgunluk var Hamza Berkay'ı dinlendirin Şöyle Ray bir gel oraya gelsin sen buraya gel bu Değişimler inşallah bize yarayacak derken Mama oyuna girdi golünü attı 49'da 1-0 tehlikeli skor 2'ye çıkartırsak güzel olur ama Yine de siz bilirsiniz çocuklar A gayret. İyi tamam en azından galibiyetle kapattık maçı. Ankara deplasmanından da 3 puanla ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç. Hatta bu maçta Beknaz'ı hamle oyuncusu olarak kullanacağım. Ondan beklentim var bu maçta. <laughs> Rakibin kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani süperlik seviyesinde neredeyse. Ve bizim üstümüzde ligde. O yüzden bu maçı almamız çok önemli. Başarır mıyız bilmiyorum ama inşallah diyelim. Bir yandan da bir su içeyim. Hastalık beni mahvetti ya. William golle başladık maça. İkinci dakika 1-0. Oh. Milomba. Abi şöyle suyumu içtim. Ben su içene kadar takım 2 ile Beko gel sağ çizgide oynadı bu maçta. Berkay Baydar biraz yorgun ama önemli değil. Şu maçı böyle bir bitirelim ya. Çok bir değişiklik yapmayacağım. Takım iyi gidiyor zaten. Esteva, William, Milomba. Vasina ana. Yapmayın ne olur la. Yapmayın çocuklar bitsin. Oh be Eren Aydın 3-1 rahatlatıyor takımını. Taktiği değiştirdiğimizden beri kazanıyoruz. O bir küçük bir değişim ne kadar etkiledi taktiği görüyorsunuz. Sarı'nın asist, Raybi Gergin asist. de Esteban, Villan, Eren Aydın ve Milomba'dan geliyor. <laughs> Menajer reytingi atlayacağız mı? Yok. Ama bir sonraki maça atlayacağız. Menajeri de biraz geliştireceğiz. Bunlar hepsi sonuçları, antrenmanları, her şeyi etkileyecek şeyler. O yüzden onu da heyecanla bekliyoruz. Abi hepinizi satacağım. Merak etmeyin. Önümüzdeki sezon hepiniz satılacaksınız. Sizden gelen paralarla hiçbirini kabul etmeyeceğim. Sizden gelen paralarla ben yatırım yapacağım. Takımı geliştireceğim. Bir şeyler yapacağım. Şöyle bir antrenmanlara da bir bakalım. Yine antrenmanlarımız ne durumda. Takımdaki gelişimleri vesaire bir görelim. Ray Bigel 55'e yükseldi. Sarardı artık. Onun e, derece göstergesi. Safin fena gelişme biraz şans vereceğim. Ya şu Safin'in nitelikleri nasıldı? Biraz daha hızlı olsa aslında güzel olurmuş da. Neyse sıkıntı yok. Ali Turab bir bil gelişimi çok yavaş ya. Ali Turab'ın potansiyeli neydi? Ona bir bakalım. 72 yok. Potansiyel düşük. Gerçi aynı oyuncular. Ali Turab'ın safiyle bir tık daha teknik tekniği gelişmiş. O da zaten bayağı gen farkı var. Yoksa kullanabildik. Aha Türkiye Kupası. Adana, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Koçeyli'de basmandayız. Ligde kazanarak şansımızı arttırmak istiyoruz. A 25 maç olmuş. Bir 9 hafta falan var. Çok şey değişebilir. 9 puan fark vardı en son ama. Ee, yani kazanarak gittiğimiz 9'da 9 yaparsak eminim şampiyonuz da. Şöyle 9'da 7 falan yapsak da e, ilk 2'de çıkma şansımız olacak diye düşünüyorum. İlk yarı yönde bitirseydik güzeldi çocuklar. Niye bitirmedik? Ya yapamadınız? Safin gel. Ali Turab bir, bir biraz düşük almış. Şurayı bir geri öne geçti. Esteban Villan orada. Beknaz burada. Beknaz mı Villan mı? Beknaz'a Beknaz güvenmek istiyorum. Yani niyeyse. Genelde Beknaz'a güvendiğim zaman boş çıkarmıyor ama bu sefer de çıkarmadı. Fakat skoru korumak önemli. Koruyamıyoruz Berit Abi karşı rakipler çok iyi oyuncular var. Hep süperlikten gelenler var da son dakika atar mıyız? Bir sürpriz yapar mıyız? Yapmadık. Bakalım. Şomazımızı açtık ya. Kazanırsak şampiyon olabiliriz diye bütün takımın şevki bozuldu. Menajerimiz gelişti. Görüyorsunuz. 17. seviyeye geldik. Hemen gidelim de. Şu menajeri bir geliştirelim. 16. seviyeyi zaten tamamlamıştık. 21'e daha var. Fakat buraları bir geliştirelim. 13 tanemiz var. Sponsor arttıralım biraz transfer ücret müzakeresi sonra yapalım. Transfer görüşmesini arttıralım. Sakatlık önleme, kondisyon çalışmaları önemli, adam yönetimi önemli, genç antrenmanları önemli. Şunlara birer tane ekledik mi? Üç tane kalıyor. Aslında şunlar da elinin üstüne çıkartalım ya. O bir tane de nereye verelim? Nereye verelim? Genç oyuncuları geliştirmeye verelim. Tamam. Menajerimiz de bu şekilde gelişmiş oldu. Bandırma tuzla yenmiş. Seni listeye koyup satacağım. Ver sen de satacağım. Kardeş rahat olun siz hepiniz. Keçi öğren gücünü konuk ediyoruz. Açıda fena başlamadık. 15 dakikada 8 süt çekiyoruz. Bu kadar pozisyon bulup gol atmamak da çok enteresan değil mi yani? 30 dakikada 10 süt ama maalesef ilk yarı herhalde beraber bitecek. Bu gidişle derken saniyede bir gol atıyoruz. Mamma gel kardeşim. Hamza Raybiger'in yerine gel. Safin sen de gel Turab'ın yerine. Arıkan Ahmet Gülay devam etsin yada ya da Milan dur. Milambo'nun golüyle öne hani geçtik. Yani şu an oyunda her şeyle üstünüz. 17 şut, 5 şut. Bayağı bir pozisyon üstünümüz var. 19 olduk. Fakat skor yani eğer o son saniyeki kart değil de gol olsaydı gerçekten çok zoruma giderdi ve ciddi ciddi sinirlenirdim yani. Çotanak'ta Giresun'da eplasmanlıyız. Fındıklara karşı ne yapacağız? Yani kafa kafaya başlamış bir maç. İyi de gidiyor rakip de iyi. Tam gerçekten 5 şuta 5 şut. Kaleyi bulan yalnız bizde fazla golü de biz bulduk. İlk yarı böyle bir bitirelim de. İkinci yarı biraz daha kıpırdamamız lazım. Yoksa bize surprise yapabilirler. Çünkü kafa kafaya gidiyor. Yani onlar da gerçekten iyi. Oyun olarak kafa kafayız ama skoru biz ürettik. Bu skorun üstüne de yatalım be. Milombo adamsın be. Milombo be. Hedrick yapıyor Milambo. Aferin sana çocuk Patterson. Patterson sadece tabelayı değiştirdi. Kazanıyoruz. Yine galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Kendi sahamızda Bodrum'u konuk ediyoruz. Bodrum Spor'a karşı. Goca Bodrum'a karşı bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Estevao William golü attı ama. Hem sarı kart gördü stoperimiz hem gönül açarla. Kuli buldu. Bodrum Spor. Maçta kafa kafaya gidiyor. Şu an ortada gibi duruyor açıkçası. Beklensin yerine Mamma gelsin. Stopere Kömeç gelsin ama sarsan bu tarafa geç. Haydi. Bismillah. Maç alırsak iyi olur ama ya. Ya Bodrum'a da kendi sahamızdan puan vermeyelim. Yalnız Bodrum maçta çok üstün abi ya. Bizden şu ana kadar gerçekten daha iyi oynuyorlar. Daha çok hak ettiler. Oyun olarak hak ettiler. Beraberlikte sürpriz oldu yani. Oyun olarak gerçekten çok iyilerdi. Sinirlerimi bozdular şu an. Şuna baksana ya. Adamlar gerçekten hak etmiş ama kağıt içinde baksana. Daha iyi oyun, Hem topa sahipler hem pozisyon üstün. Her şeyde üstünler. Evet. saya konuk oluyoruz. Ne oldu? Sakatlık oldu. Değiştireyim adamı. Niye kendi kendine geri çıktı ya? İlk yarıyı 10 kişi oynayacağız arkadaşlar. Sakatımız var. Değiştirtmediler. Ya bak ya. Adamı sakal sakal bu kadar maçta tuttuk. Hadi bari şu maçı alalım. Lütfen lütfen lütfen. Toplu oynama kafa kafaya. 4 şuta 11 şut. Sakata rağmen bu kadar iyi top oynamamışız. Yani şu maçta puan kaybetmeyelim. Ne olur çocuklar. 3 puanı alalım. Aferin size. Aferin size. Çok iyi. Golü mamma attı değil mi? İyi güzel. Ali Yeşilyurt'a teklifler var. 62'ye kadar çıktı ama tabii ki Ali Yeşilyurt'u vermeyeceğiz. O güvenliğimiz, stoperimiz, geleceği olan bir adam. O yüzden Ali Yeşilyurt'la devam. Ligdeki konuğumuz Erzurum Büyükşehir Belediye. Erzurum 11. dakikada Baykuşla öne geçiyor. Yani gençler... Valla ligin sonuna kadar gelip de sonunda böyle saçmalamanız yok mu? Valla beni üzüyor. Billah beni üzüyor ya. Şu maçlarda puan kaybetmememiz lazım ya. Gel bekmez gel. Gel Hamza sen de rayı bir oraya çekelim. Hadi be şu maçı kazanalım be. Hamza oyuna girdi. 2-1'e getirdi durumu. Skoru korur muyuz? Koruyalım lütfen nefesimi tuttum. Çok iyi. Çok iyi ligde. Kazanarak yolumuza devam etmemiz güzel. Kaç maç kaldı? Nisan'dayız. Herhalde ya 3 ya 4 maç kaldı. Tabii iki tane arada aldığımız beraberlik bizim işimizi bozdu onu söyleyeyim de. Yani şampiyonluk umudum yok ama e, ikinciliği zorlar mıyız acaba diye. Kendime de heyecan yaratmak için bakmıyorum. Manisa yenilmiş Urfa'ya. Çok güzel. Kafa takımlarından bir tanesi yenilmiş. Başka Bandırman'ın ya da Göztepe'de yeni mi? Çok iyi. Kafa takımları yenilmiş. Güzel. Bir ev bir maç yoktu orada değil mi? Ama akşamdır. Likte 3. sıradayız. 18 takım var değil mi? Kaç hafta oynayacağız? 18 17 34. 34 maçın 3 maçımız kaldı. 31 maç 31 maç. İyi güzel. Manisa ile farkı 2. Ama Bandırma da iki maçını kazanırsa iki maç eksik. yanında 65 oluyor liderliğe kadar çıkabiliyor. Eyüp'ün bir maçı eksik kazanırsa farkı açıyor ama Eyüp kaybederse bizim de şampiyonluk şansımız doğuyor. Abi çok enteresan valla ya. Mücadelenin içinde girdik ama güzel bu heyecana kapıldık. Ayın 23'ü nerede? Yeni altyapı oyuncularımız gelecekti. Şöyle 23'üne doğru bir gidelim. Seni satacağım. Ve karşı ve seni satacağım. Haydi bismillah. İnşallah güzel şöyle potansiyeli yüksek çocuklar verirsin. Abi bu ne ya? Okan Demir orta saha. İmzala. Başka da imzalamıyorum abi. Okan Demir var sadece imzalayacağım. Boşuna para gitmesin. Genç Önce raporları. Safin Taş'tan. Okan Demir 78 potansiyel. Şu ana kadar çıkardığım en yüksek potansiyel. Yalnız genel orta saha rolünde oynaması kötü. İyi tam yapacak bir şey yok. 7'ye koyarız. Ee, en azından mecbur kaldığımızda onu da kullanırız diye düşünüyorum. Şimdi Okan mide. Şu çocuk Okan Demir. 411 lira da değeri var. Güzel 411. Arada şansa verirsek yine satma şansımız da olur. Taktiğe de gelelim. Okan Demir nerede 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 burada Okan Demir 36'lık Okan Demir Çağlar'ın yerine gelsin. Yani Hamza'yı ikisine de kullanırım. Berkay Bayder'in yedeği yede. Okan Demir olur bence. Tamam güzel. Böyle okey. Adana replasmanındayız. Çok önemli bir maç. Çok kilit bir maç diyebilirim bu maça. O yüzden bizim için gerçekten çok önemli. Eren Aydın'la da 1-0 öne geçtik ama ilk yarıda skoru arttırmamız lazım ki ikinci yarı rahat rahat değişiklik yapayım. İlk yarı yere... tamam bu skorla bitti. Güzel. Şimdi Esteva Villan. Villan sen gel. Mama sola gelsin. Hamza Akman da Raybi gerin yerine orta sahaya gelsin. 8 şut 6 şut Kali bulan 5'e 2 Oh çok iyi 2-0 Berkay Vardar adamsın lan Berkay Adamsın ha. Valla orta sahadan çok güzel katkı verdi bu sezon. Şimdi çok iyi. Lig tablosu şimdi karışacak. Lig çok karışacak ben size söyleyeyim. ya yani Şu iki başta ikisini de alırsak var ya ilk ikide çıkabiliriz. Yani i̇kinci de çıkabiliriz ligden. Playoff'lara gerek kalmayabilir. Bir bakalım şöyle lige. Ligde ikinci sıraya yerleştik. Ama tabii ki Bandırma'nın maçı eksik. Bizi geçme ihtimali var Bandırma'nın. Manisa'yı averajla geçtik. Eyüp Spor'un o maç fazlası var. Şey maç eksiği var. Bir puan fark var. Son haftalar çok heyecanlı geçecek bizim için. Sakarya deplasmanına çıkıyoruz. Sakarya'daki alt üstünde çok iyi bir takım. Ama yenmek istiyoruz. Niye durdu Pardon ben durdurmuşum. Su içeceğim diye. Çok iyi. 10 kişi kaldı ama 10 kişiyle gol attılar. Anlamadım ki. Oha. Allah belanı vermesin ya. Allah belanızı vermesin. Nasıl bir maç ya. Bu nasıl bir maç. Allah aşkına ya. Ne oldu oğlum ya. Muhafaz oldu. böyle bir şey yok. Vallahi keşke 10 kişi kalmasalardı. Belki bir şey yapabilirdik. Helal olsun adamlara. 10 kişiyle bizim madara ettiler. Vallahi hiç çıkmayalım üstüge ya. Bu şekilde çıkacaksak hiç çıkmayalım. Bir sene daha altta oynayıp Takımı pişirelim ondan sonra çıkalım. Gerek yok yani böyle çıkacaksak hiç çıkmayalım. Son maçımız Boluspor ile olacak. Bolu'nun kaderini biz belirleyeceğiz. Eğer Ümraniye kaybeder de Bolu bizi yenerse Bolu playoff'lara kalacak. O yüzden <laughs> çok önemli bir maç. Elhamdülillah çok şükür. Ee, önemli bir maç olacak. Ee, son maçı son videoya bırakayım. Çünkü ondan sonra da Playoff'a kalmayı garantiledim. Playoff'larda oynayacağım. Ee, bir sonraki video bizim kaderimizi belirleyecek. Süper Lig'e çıkacağız mı çıkmayacağız mı? Sonraki videoda göreceğiz. Yani hasta hasta şu videoyu çekerken şu sonları yaşamasak olmaz mı? Şampiyonluk umuduyla son haftaya girseydik olmaz mıydı? Diyor insan. Ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.